kent ve siyasete hoş geldiniz. Biz Bodrum Rant'a kurbanız diyor dedik. Bodrum Belediyesi hayır dedi. Yazdığımız yazıda Bodrum Kızılağaç'ta 102 dönümlük bir arazinin imar açılmasıyla ilgili bir rant olayı vardı. Yapılan imar planına uygunluk raporu verdi Bodrum Belediyesi dedik. Hayır vermedik dediler. Şu anda da hukuksal süreç devam ediyor gibi bir açıklama yaptı. Evet, hukuksal süreç devam ediyor, doğrudur. Ancak uygunluk yazısı vermediğiniz doğru değildir. Yani Şubat ayında, 2022'nin Şubat ayında Bodrum Belediyesi tarafından siz nasıl uygun görürseniz biz de öyle uygun görüyoruz diye bir görüş beyan edildi. Ardından aradan yaklaşık 10 ay geçtikten sonra ikinci bir görüş soruldu. Orada da bakanlıklar ne derse bizim için de o uygundur dedi. Neden Bodrum Belediyesi bunu inkar ediyor? Biz buna Ali Cengiz oyunu diyoruz. Tıpkı Cengiz İnşaat'ta yaşanan gibi. Önce ruhsatı ver, sonra iptal et, yargıya gitsinler, yürütmeyi durdurma kararı alıp inşaata devam etsinler. Doğal katliamı yapılırken mahkemeler o projeye durdurma kararı vermesi gerekirken tercihini müteahhit firma tarafından kullanarak Cengiz Holding'in Bodrum'da önünü açmış oldu. Peki yapılan bu imar planında kimlere nasıl bir rant sağlandı? Yazımda da ifade etmiştim. Kalyoncu İnşaat, yani şu beşli çete dediği Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in, Ahmet Aras'ın, o firmaya bir imtiyaz tanındı. Önce bir plan yapıldı, emsal 10 denildi, sonra emsal 30'a çıkarıldı. Bu ne demek? Yani 13 tane ev yapabilecekken 300 tane ev yapabileceği anlamına gelmektedir. Önce basit bir planlamayla karşımıza çıkıp bizim gazımızı aldıktan sonra yola yürüyecekler. Bodrum Belediyesi'nin plana itirazı ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı var. Bu karar neyi ifade ediyor sizce? Bence bir anlam ifade etmiyor. Yürütmeyi durdurma kararı nihai bir karar değildir. Sadece bir önlem tedbir kararıdır. Dün itibariyle de ikinci plan askıdan indi. Bu plan yürütülecek mi, yürütülmeyecek mi? Çünkü yargı kararları genelde uygulanmıyor. İdari yargı kararlarının uygulanmadığı zaman da herhangi bir yaptırım olmadığı için alan boş bırakılarak ranta devam deniliyor. Hani rantçılarla, rantiyecilerle işim olmaz, halkın belediye başkanıyım diyen Ahmet Aras, bu arsa sahibiyle Bodrum'da nerede ve kimlerle oturdu ve ne konuştu? Bu şahıslar arsayı almış mıydı o tarihte, almamış mıydı? Biz burayı imar açacağız, bize destek ver deyip bunun anlaşmasını mı yaptılar? Bilemiyorum. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da nerede bu şahıslarla oturduğunu açıklaması lazım. Bu olayın ardından ne yaptı Ahmet Aras? Fransa Cannes'da aynı kişilerin düzenlediği, organize ettiği bir gayrimenkul fuarına katıldı. Türkiye'den 3 belediye davet edilmişti. Birisi de Ahmet Aras. Evet, burada fotoğrafta görünüyor Ahmet Aras Fransa'da gayrimenkul fuarında. Hem beşli çete diyeceksiniz, hem rantlarına imza atacaksınız. Bu bir çelişkiden ziyade bir organize iş olarak düşünüyorum ben. Çünkü beşli çete deyip aynı insanlarla bir arada olacaksınız. Şimdi Fransa'da Cannes'da olan fuarda kimler vardı? Kalyon Grup bu fuarı organize eden ve Ahmet Aras'ı davet eden. Gayrimenkul Yatırımları Derneği Başkanı bu tarihte. İşte Bodrum'da yine iş yapanlardan Tahincioğlu, Astaş Holding. Lal Değerleme var. Bu Lal Değerleme'nin Bodrum Belediyesi ile ne gibi bir ilişkisi var? Bodrum Belediyesi'nin yetkilileri bunu da açıklamalıdır. Dedik ya, gariban ev yaparken polisi, basını, zabıtayı gönderen Ahmet Aras, sermaye kaçak herhangi bir şey yaptığında hiç kimseyi göndermiyor. Her zaman söylediğimiz gibi ranta imza atmaya devam eden Ahmet Aras, Muğla'da nasıl bir ranta imza atacak seçilirse göreceğiz. Memleketi kimseye kurban etmeyin. Esen kalın.